Çıkın sen beraber arkadaşlar. Şöyle bir çıkın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Hatay milletvekilimiz Mevlüt Sulu ve Kahramanmaraş milletvekilimiz Ali Öztunç Bey parti meclisinden bizi ziyarete geldiler. Bugün Zonguldak'ta bir programları var. Bütün Zonguldak örgütlerine uğrayıp konularla ilgili, değişik konularla ilgili fikir beyan edecekler. Genel merkezimizin politikası hakkında küçük de olsa bizlere bir bilgilendirme yapacaklar. Bakın, bir yandan bombalar patlıyor. Ülkenin başkentinde, başkentinin başkenti Devlet Mahallesi'nde insanlar ölüyor. Öbür yandan arkadaşım biri başkanlık hayalleriyle yana tutuşuyor. Bunun için de her şeyi yaptırıyor. Her yolu deniyor. Hiçbir şekilde vazgeçmeden sadece ve sadece kendi dünyası için, kendi rüyası için gerekirse arkadaşlarını bile satıyor. Yıllarca birlikte yol yürüdü arkadaşlarını. Yani hatırlayın işte Erbakan hocasını, Fethullah Gülen hocasını, efendime söyleyeyim Bülent Arınç'ı en son, Abdullah Gül'ü arada, Esat'a kardeşim diyordu Esat'ı. Tek bir derdi var. Bu coğrafyada tek başına yönetmek, başkan kalabilmek, başkan olabilmek. Ama ben şahsen Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de başkan olacağına inanmıyorum. Olabileceğine inanmıyorum. İstediği kadar uğraşsın. 7 Haziran'da vatandaş bunu görünce bir tepki gösterdi. Sonra bombalar patlattılar, başka numaralar çektiler. Yine insanları korkutarak başka bir noktaya getirdiler. Evet doğru. Ama biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. Can Dündar ve Erdem Gül arkadaşlarımızı biliyorsunuz. Her ikisi de benim yakın çalışma arkadaşım oldu. Özellikle Erdem Gül. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Dedi ki burada hak ihlali vardır. Vay! Tayyip Bey coştu gene. Afrika'ya giderken Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum, uymuyorum, saygı duymuyorum. Ne demek saygı duymuyorsun kardeşim? Sen Cumhurbaşkanısın. Cumhurbaşkanı eğer Anayasa Mahkemesi'ne ve kararına saygı duymazsa vatandaş hiçbir karara, hiçbir kanuna saygı duymaz. Ben uymuyorum diyor, saygı duymuyorum diyor. Ben de söylüyorum. CHP'nin parti meclis üyesi olarak söylüyorum. Ben de senin bu sözlerine saygı duymuyorum. Ben de sana saygı duymuyorum. Adalet Bakanı bugün bütün gazetelerde var. Bekir Bozdağ. Düşünün. Adaletten sorumlu olması gereken insan. Adaleti başında durup kontrol etmesi gereken isim Anayasa Mahkemesi hak gasp etmiştir diyor. Yetki gasp etmiştir diyor. Ya olacak iş mi? Ne biçim Adalet Bakanısın sen? Sen nasıl bunu söylersin? Bunu bir başkası söylese kınanır. Sen bakan olarak bunu söylüyorsun. Adalet Bakanı istifa etmelidir. Mutlaka istifa etmek zorundadır. Peki eder mi sizce? Etmez, mümkün değil. Etmez. Çünkü bunlarda istifa erdeminin ne olduğunu bilecek bilinç yok. Yandaş medya iki gündür of. Bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı adamcağıza neler demişler. Sen kimin adamısın, şu musun, bu musun? Yakında bunlar Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım da derler. Derler. Anayasa Mahkemesi kapansın, Recep Yasa Mahkemesi olsun derler. Tayyip Yasa Mahkemesi olsun derler. Onu istiyorlar çünkü. Anayasa Mahkemesi AKP'nin kapatılma davasında red oyu verdiği zaman Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde yoktu. Çok iyiydi. Bugün kötü oldu. Kafayı şimdi Anayasa Mahkemesi'ne taktılar. Üyeler biraz bir süre sonra paralelci olur. DHKPC'li olur, TİKKO'cu olur, bilmem neci olur. İşte aklınıza gelen ne kadar örgüt varsa alfabeyi sayın. Hepsinde olurlar Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri. Neden? İki tane gazeteci, haksız yere hapiste olan iki gazeteci serbest bırakıldı diye. Kanun bu. İlker Paşa'ya da aynı şey uygulanmıştı İlker Başbuğ'a. Bak ne diyor? 90 yıllık enkazı kaldırdık diyor. Emine Hanım. 90 yıllık enkazı kaldırdık diyor. Ya 90 yıllık enkaz dediğin Cumhuriyet. Cumhuriyet olmasaydı senin kocan Cumhurbaşkanı olamazdı. Hayır kendi konuşamazdı. Cumhuriyet olmasaydı senin eşin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olamazdı. Muhtemelen işte gemi kaptanı Recep Erdoğan olurdu. Bir adamın 8. Eğer Cumhuriyet olmasaydı bin odalı sarayda oturamazdı. Altın kaplamalı bardaklarda su içemezdi. Altın kaplamalı
tabaklarda yemek yemezdi. Oğluna böyle bir düğün yapamazdı. Bilal Erdoğan bu kadar servet sahibi olamazdı. Enkaz dediği 1923'te kaldırıldı. Bakın 2023 hayali kuruyorlar. Nedir o? 1923'ten 100 yıl sonra hesaplaşacağız diyorlar 2023'te. Biz de diyoruz ki bak 2019'da Türkiye'de seçim var. Yani 1919'dan 100 yıl sonra. Yani Mustafa Kemal'in savusuna çıktıktan 100 yıl sonra. Nasıl ki 100 yıl önce gereği yapıldı, 100 yıl sonra yine gereği yapılacak. Yapılması için de çalışmamız gerekiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ben çok merak ediyorum onun hukuk fakültesinden nasıl mezun olduğunu. Eğer sonradan başına bir olaya gelip de beyni hasar görmediyse tabii, nasıl mezun olduğunu gerçekten merak ediyorum. Diyor ki Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı yargıya müdahaledir diyor. Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi anayasal bir kurumdur. Anayasa Mahkemesi bu kararı verirken beğenebilirsiniz kararı veya beğenmeyebilirsiniz. Geçmişte bizim de beğenmediğimiz çok kararı oldu Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı yanlıştır da diyebilirsiniz. Ama yargıya müdahaledir diyemezsiniz. Sizin bir Adalet Bakanı olarak bunu söylemeniz asla doğru değildir. Ve ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Adalet Bakanı'na da seslenmek istiyorum. Bir gün gelecek o tanımıyoruz dediğiniz, saygı duymuyoruz dediğiniz Anayasa Mahkemesi'nin önünde sizi yüce divan sıfatıyla yargılarken el pençe divan duracaksınız. Ve bu yaptıklarınızın hesabını birer birer vereceksiniz. İçin Sayın Bakanı'na bir şey gönderebilir miyim? Bu artınları yere yatırıp silindir gibi ezip gezeceksiniz diye İçin Sayın Bakanı'na ben bir şey sizinle beraber göndermek